Tekrardan selamlar. Bu eğitim videosunda sizlere değerli arkadaşlar HP Network E ürün ailesindeki firmware'in yönetimini anlatıyor olacağım. Yani içindeki işletim sistemini detaylıca inceliyor olacağız. Bütün E ürün ailesinde aynı işletim ve kullanım mantığı söz konusu. Yani ürün modeli değiştikçe sıkıntı yaşayacağınız bir durum yok. Şimdi bizim standart Provision ASIC işletim sisteminde 2 adet flash memorimiz var. Birincisi primary, ikincisi secondary flash memory olarak adlandırılır. Cihazınızda ilk açtığınızda, fabrikadan geldiğinde, kutusundan açtığınızda ikisinde de firmware seviyesi aynıdır. Yani primary ve secondary flashlarda birebir firmware versiyonları birebir aynı gözlemlenebilir. Şimdi burada önemli olan nokta şu, niye iki tane var? Şu durumlar için kullanabilirsiniz. Örneğin primary firmware farklı olabilir, secondary firmware farklı olabilir. Yeni çıkan işletim sistemini primary'de veya secondary'de uygulayarak herhangi bir sorun olması anına karşın çok hızlı bir şekilde secondary'deki eski firmware'inizi, yani bir alt versiyonunu hemen primary'in üstüne kopyalayarak birkaç, en fazla 2 dakika içerisinde rahatlıkla eski firmware'inize geçmiş ve cihazınızı yeniden hızlandırarak çalıştırmış ve ayağa kaldırmış olabilirsiniz. Güvenlik sebebiyle çok çok işimize yarayacak bir fonksiyon. Varsayılan olarak 2 adet bölüm mevcut. Normal şartlarda cihazınız açılırken size 3 adet seçenek sunar. 1 ve 2 olarak kullanabilirsiniz. 0'a basarsanız ROM menüsüne düşer cihazınızın. 1'i seçtiğinizde primary, 2'yi seçtiğinizde secondary versiyonunu, işletim sistemini açmak istediğinizi belirtirsiniz. Cihazınızı soft olarak yeniden başlatmak istediğinizde reload komutunu kullanabilirsiniz. Boot komutunu kullanarak cihazınızı bir sonraki açılışında hangi işletim sisteminden açılması gerektiğini boot komutuyla çalıştırarak seçebilirsiniz. Şimdi show flash komutuyla hangi moddayken dikkat edin. Cihazınızın switch modundayken show flash komutuyla cihazınızın içindeki primary ve secondary imajlarını görüntüleyebilir. Arasındaki versiyon farklılığını kontrol edebilirsiniz. Show versiyon komutuyla da cihazınızın üzerindeki management modülünün ne olduğunu, kaç adet olduğunu, management modülünün imaj durumunu, management modülünün imajın ne zaman kullanılmaya başladığını, imajın versiyonunu, K14.65 ve şu anda primary imajdan bu cihazın boot edildiğini ve çalıştırıldığını görebiliriz. Cihazınızın içerisinde mevcutta bulunan dosyalar, dir komutuyla, klasik Linux mimarisi, dir komutuyla içinde bulunan flash'ın, şurada bakarsanız zaten Linux mimarisine read-write komutlarını işaret ediyor. Ne zaman firmware versiyonunu yüklediğini ve firmware versiyonunun ne olduğunu, 1.14.65, 1.14.60, Provision ASIC işletim sisteminin uzantısı SWI olarak bilinmekte. Cihazınızın işletim sistemini copy nereden, USB'den nereye, flash'a, hangi versiyonunu, firmware'in adını, bu firmware'i hangi flash arayasına kopyalayayım, secondary mi, primary mi, secondary. Enter tuşuna basıp ardından yes diyerek kabul ettiğinizde cihazınızın secondary flash'ını 14.65'e çekecek. Neden? Zaten burada gözlemlemiştik. 14.60'da onu da yükseltmek istediğimiz için bu şekilde yükseltebilirsiniz. Yükselttikten sonra ufak bir erişimle alakalı bir kopma gerçekleşecek. Birkaç saniye, o da maksimum 10 saniye kadardır. Ondan sonra cihazınıza yeniden erişiminiz aktif hale gelir. Cihazınızda 2 adet dosya bulunmakta. Biri RAM, biri NVRAM olarak bilinir. RAM'deki konfigürasyon running konfigürasyon, yani çalışan config, NVRAM'deki startup config. Aralarındaki fark ne? Running config cihazınızın şu an aktif çalışmasıyla alakalı. NVRAM startup config, yani cihazınızın bir bakıma hard diskinde kaydedilmiş olarak tutulan dosya. Yani bilgisayar mantığıyla düşündüğünüzde dosyalarınızı hard diskinize kaydetmediğiniz vakit her daim RAM'de çalışır ve RAM şişme boyutuna geldiğinde, kapasitesi dolduğunda veya cihazınız olası bir şekilde restart olduğunda, olağan dışı özür dilerim, restart olduğunda en son yaptığınız bilgilere ulaşamazsınız. Dolayısıyla mevcutta yaptığınız konfigürasyonların tamamını write memory komutuyla, write boşluk memory komutuyla
kaydetmeniz lazım RAM'deki config'i NVRAM'e yazmak için. Cihazınız açılırken startup config ile açılır. Yani hard diskinizden, yani NVRAM'den açılır. Daha sonra siz yaptığınız bütün aksiyonlar RAM üzerinde koşar. Cihazınıza restart atmak istiyorsunuz ve veya faktöre ayarlarına dönmek istiyorsunuz. Dolayısıyla cihazınızın hemen ön tarafında konsol portunun alt tarafında bulunan ekranda gördüğünüz reset ve clear tuşları mevcut. Reset tuşuna eğer basarsanız küçük bir butondur, bir attach vasıtasıyla yapabilirsiniz. Cihazınız restart olur. Hard olarak restart olur. Clear tuşuna basılı tutarsanız, birkaç saniye basılı tutarsanız cihazınızın başlangıçtaki erişim password'ü verdiyseniz onu devre dışı bırakmanızı sağlar. Cihazınıza fiziksel olarak faktör reset yapmak isterseniz önce clear tuşuna birkaç saniye basılı tutup hemen ardından reset'e basılı tutup resetten birkaç saniye sonra tuştan elinizi kaldırıp clear tuşuna birkaç saniye daha basılı tuttuğunuzda fiziksel olarak faktör reset yapmış olursunuz. Yani cihazınızın bütün konfigürasyonu silinir. Eğer cihazınıza zaten hali hazırda erişebiliyorsanız arayüzünde bağlandığınızda manager level'dayken erase boşluk startup config diyerek cihazınızı factory reset ayarlarına geri döndürebilirsiniz. İlk alındığı ayarlarına geri gelecektir. Cihazınızın firmware'in konfigürasyon backup'ını almak veya konfigürasyon backup'ını backup'tan geri dönmek, restore etmek için komutları kullanabilirsiniz. Burada commit sintaksı kopyala nereden sorusu sorulur her zaman. Nereden? Startup config'ten nereye? USB'ye. Eğer cihazınızın ön tarafında bir USB portu varsa, burada bir dipnot, hemen parantez açıyorum. Kullanacağınız USB flash diskinizin FAT32 formatlı olmak zorunda. NTFS formatı olduğu zaman yazma ve gecikme hataları veriyor. Bu gecikme hatalarından dolayı 1 kilobaytlık, 100 kilobaytlık küçük boyutlu dosyaları bile atarken dakikalarca bekleyebilirsiniz. Dolayısıyla FAT32 dosya formatıyla mevcuttaki flash'ınızın formatlanmış olmasına dikkat edin. Hemen ardından bir boşluk bırakıp kopyalayacağınız dosyanın adı ne olsun? Atıyorum, startup konfigürasyon ya da VLAN konfigürasyonu temel yapılandırma ayarları gibi gibi, tamamen sizin dosyanın içerisinde konfig olarak ne olduğunu anlayabileceğiniz bir formatı yazmanız lazım. Aynı şekilde kopyala, restore yapmak için nereden? USB'den. Bakın hemen terse döndü. USB'den alacağız çünkü dosyayı. Nereye? Startup config'e. Dosyanın adı ne? Hangi dosyayı USB flash'tan çekmek istiyorsanız o. Mevcuttaki config'in üstüne yazacağım, devam etmek istiyor musun sorusuna yes dediğinizde cihazınız bir restart olacak ve açıldığında dosyanın içinde ne varsa o ayarlarla geri dönmüş olacak. Show login komutlarıyla baktığınız zaman cihazınızın üzerindeki warning'ler, major veya information olan bilgiler veya debug'ları cihazın üstüne slot'tan A slot'u çıkartılmış veya takılmış, B slot'u takılmış, DSP Relay özelliği aktif edilmiş, Telnet Service Enable edilmiş, SSL Service Enable edilmiş gibi en son yapılan aktiviteleri bu şekilde text tabanlı olarak okumanız mümkün. Son olarak cihazınızın üzerindeki interface'leri, yani portların durumunu görüntülemek için Show Interface, Show Interfaces gibi komutlardan faydalanabilirsiniz. Eğer cihazınız modüler bir cihazsa, yani A, B, C, D diye modülleri varsa, A modülünün üzerindeki bir numaralı portun durumunu merak ediyorsanız o zaman Show Interface A1. B modülünün üzerindeki 23 numaralı portun durumunu merak ediyorsanız Show Interface B23 diyerek yapabilirsiniz. Ve burada baktığınız zaman linkin durumunu, bu portun MAC adresini, ne kadar byte alınmış, ne kadar byte gönderilmiş, bunun ne kadarı unicast, bunun ne kadarı broadcast veya multicast, bu paketlerin ne kadar drop olmuş, ne kadar collision olmuş, yani çakışma olmuş, ne kadar gecikme olmuş gibi gibi durumların detaylarını gözlemlemeniz mümkün. Bu detaylardan bahsettikten hemen sonra şimdi cihazıma ben konsol portu vasıtasıyla bağlanacağım. Evet, ben cihazıma şimdi konsol portu vasıtasıyla bağlanacağım. Konsol kablomu switch'ime taktım. Hemen switch'ime bağlayacağım konsol portunun kaç numaralı COM portuna denk geldiğini öğrendim. COM4. Ve
Bunun ardından COM portuyla cihaza bağlanabilmek için seri iletişimde Security, PuTTY gibi yazılımlardan faydalanabilirim. Ben seriyi seçtim. Benim bilgisayarım COM4'ü görmüştü. Seri iletişim 9600 band rate'inde COM4 portundan bağlan dedim. Hemen şu ekran geldiğinde bir iki kere Enter tuşuna basarsanız, eğer kablonuzda bir problem yok, çeviricinizde de bir problem yoksa USB çeviricinizde, direkt cihazı gördüğünüz gibi bağlanabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basarak artık cihazın içindesiniz. Gördüğünüz gibi 2920 48 tane gigabit portu olan bir switch'im mevcut. Show Run diyerek cihazın çalışan konfigürasyonu ya da uzun haliyle komutun ilk iki harfini yazıp klavyeden tap tuşuna bastığınızda komutu tamamlar. Show Run tekrar tap tuşuna bastığınızda komutu tamamlayacaktır. Show Running Config. Baktığımızda bu cihazda herhangi bir konfigürasyon yokmuş. Modeli, cihazın HP'deki kodu, SNMP değeri, IP adresini otomatik olarak bütün portlarından alacağını, üzerinde 48 adet port olduğunu, A1 ve A2, B1 ve B2 olmak üzere toplamda 2-4'ten daha harici port olduğunu, A modülü 1 ve 2 numaralı portu, B modülü 1 ve 2 numaralı portu, bu portların da tamamının otomatik olarak IP adresini DHCP servisinden, Dynamic Host Configuration protokolden alacağını belirtiyor. Yani herhangi bir ayarımız yok. Dolayısıyla cihazımıza bağlandık. Cihazınızın firmware'inin versiyonunu merak ediyorsunuz ve flash'in içindeki firmware'i, primary ve secondary'deki versiyonlarını öğrenmek için show flash komutunu manager level'dayken kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi primary imajının ne olduğu, secondary imajının ne olduğu, her iki imaj versiyonunda aynı versiyona sahip olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Boot ROM versiyonunda 15.04 olduğunu görebilirsiniz. Bizim 2920 switch'imiz birçok teknik detayı barındırabilen ve ciddi anlamda Layer 2 Plus olarak konumlandırabileceğiniz, ciddi işletmelerde kenar switch yapısını fazlasıyla ihtiyacımızı karşılayabilecek güzel bir ürünümüzdür. IP kamera, multicast projelerinde bile iyi bir kenar switch olarak konumlandırılabilir. PoE özelliğine ihtiyacınız olduğu durumlarda da kullanabileceğimiz sağlam bir ürünümüzdür. Ürünün teknik detaylarıyla alakalı gördüğünüz gibi bir product bültenden aldığınızda 46 sayfaya varan teknik detaylarının barındırıldığı ve ürünün modellerinin bulunduğu bir guide. HP'deki ürünün kodu. PoE, PoE Plus modeli, PoE Plus olup 740 watt olanı ve bütün portların ne anlam ifade ettiğini bulabileceğiniz bir PDF. İnternet ortamında HP 2920 spec yazarak veya HP Product Bulletin yazılımı indirerek bu detaylara bu yazılım sayesinde de ulaşabilirsiniz. Sonra baktığınız zaman bu ürünün teknik olarak neler yapabileceğini, AutoMDIX IP versiyon 6 desteği, MLD Snopping desteği, PoE, PoE Plus desteği gibi birçok teknik detayı burada bulmanız mümkün. SNMP versiyonu neleri desteklediğine kadar. Şimdi bu teknik detayı bir kenara koyalım. Bu değerlere mümkün mertebe ihtiyacınız oldukça kendiniz değerlendirip erişebilirsiniz. Şimdi ben bu cihazımda herhangi bir konfigürasyon yok. Cihazıma Global Configuration Level'a geçmek için Configure Terminal yazdım veya Conf yazmam da Configure'ün kısaltılmışı da yeterliydi. Cihazıma bir IP adresi vermek istiyorum. Default VLAN'ın 1 ve VLAN 1 IP adresi vereceğim. Örneğin şu IP adresini set edeyim ben. Alt ağ maskesini 24 olarak, yani 3255 olarak set ettim. Daha sonra exit deyip bir alt moda indim. Cihazımın host name'ini, örneğin kenar 1 olarak değiştirdim. Gördüğünüz gibi cihazın adı da değişti. Gibi. Cihazıma IP adresi verdim. Cihazın ismini değiştirdim. Cihazın firmware upgrade'ini gerçekleştirebilmek için IP adresi verdim. Bu da çok 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 önemli. Bu aşamaları yaptıktan sonra show running config diyerek yaptığım şeyin gerçekten yazılı olup olmadığına bakıyorum. IP adresi evet girilmiş. Cihazın ismi bu. Bu konfigürasyon eğer cihazım restart edilirse silinir. Kalıcı hale gelmesi için running config, yani RAM'deki config'i startup config'e, yani NVRAM'e yazmak için write memory komutundan faydalanıyor. Enter dediğinizde eğer hata vermiyorsa bu komutu kabul ettiği anlamına gelecektir. Daha sonra ben de cihazıma hemen bir IP adresi vererek
Cihazımda aynı IP network'ünde bir IP adresi vererek cihazıma IP tabanlı iletişim kurdurtup TFTP protokolü vasıtasıyla ve TFTP server yazılımı kullanarak iki cihazın birbiriyle iletişim kurmasını gerçekleştireceğim ve firmware upgrade işlemini gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi 101 cihazından cevap aldık. Ben de kendi bilgisayarımdan 192, 168, 199 switch'ime ping attım ve çift taraflı iletişimde sorun olmadığını kontrol ettim. Hemen bunlardan, tabi bu arada ben kabloyla switch'ime bilgisayarıma bağladım. Ethernet kablomla. O yüzden iletişim var. Ve aynı IP network'ünden IP adresi verdim. Şimdi firmware upgrade'i yapabilmek için neye ihtiyacım var? İlgili cihazın ilgili firmware versiyonuna. Ben cihazımın firmware'ini TFTP root diye bir klasörün altında 29.20 firmware'in altında saklıyorum zaten. Gördüğünüz gibi show flash deyip cihazın firmware versiyonu 15.11.007 olduğunu görüyorum. 007'ye en yakın 0.014 versiyonum var. 15.11.007, 15.12.00.14. Tavsiye edilen genelde cihazların firmware versiyonunu ikişer ikişer çıkmak. Yani eğer sağlam bir vaktiniz varsa teker teker çıkmaktır. Bunun için de indirdiğiniz firmware'in release notlarından firmware'i indirirken zipli dosya içinden hem işletim sistemi hem de release notları çıkar. Release notlarını okumanızı tavsiye ederim. Orada zaten birkaç üst versiyona geçip geçmeyeceğinizi ya da 5-6 versiyon bir anda üste çıkıp çıkamayacağınıza dair anekdotlar ve gerçek keşfedilmiş değerler, uygulanmış değerler mevcut. O yüzden okumakta fayda var değerli arkadaşlar. Şimdi bu modun bir altına iniyorum, Manager Level'a. Buradayken ben SolarWinds'ı kullanıyorum genelde TFTP Client olarak. TFTP client olarak kullandığım SolarWinds TFTP açtım. Yes dedim. Bu TFTP yazılımında bakın servisi start oldu. Dosya configure altında C'nin altında 2920 TFTP root. Zaten şu anda açtığım klasör bakın oraya adresliyor. Her şey doğru. Servisi start durumda. Okey dedim. Şimdi ben hangi işletim sistemi versiyonunu kopyalayacağım? Şunu. Kopyala. Nereden? TFTP'den. Nereye? Cihazınızın flash'ına. Yani NVRAM'ine. Neyi? Soru işareti. Cihazınızın hostname'i veya IP adresi. Burada TFTP server kimse onun IP adresini yazıyorsunuz. Tekrar soru işareti hatırlamıyorsanız. Dosyanın adı ne? Evet, dosyadan kastı burası. İşletim sistemi uzantısıyla birlikte kopyalıyorum. Sağ tuş otomatik olarak yapıştırıyor put'i. Tekrar soru işareti. Peki bu dosyayı kopyalayacağım ama out of band management'a mı? Ekstra bir yönetim modelidir. Primary firmware'ine mi? Secondary arayana mı? Yani flash'ına mı? Ben primary'ye kopyala dedim. Biraz risk alıyorum. Zaten üzerinde konfigürasyon yok. Enter. Bu işlemi yapmak istediğinden emin misin? Silinecek diyor bir alt versiyonu. Primary ve secondary versiyonları farklı dikkat edin. Sadece primary'ye geçeceğim. İkisini aynı anda yapma gibi şansınız yok. Yes dedim. Aktarım başladı mı? Bakıyoruz. İki cihaz arasındaki iletişimde herhangi bir problem yok. Firmware aktarımı henüz başlamadı. Muhtemelen hata verecek. Evet, bakın iletişimle ilgili bir hata verdi. Bakalım cihazımızın yani bilgisayarımızın firewall'u ne durumda? Firewall'u açık. TFTP servisi by default 69 numaralı UDP portunu kullanıyor. Ben özel bir ayar yazmayıp vakit kaybetmemek adına direkt firewall'u kapatıyorum. Çok tercih edilmez ama şimdilik hızlanmak adına yapıyorum. Tekrar kopyaladım. Emin misin dedi. Eminim dedim. Dosyanın farklı olduğunu gösteriyor. Ha, dosyayla ilgili bir corruption durumu söz konusu olabilir. Bir tekrar kontrol ediyorum ben. Dosya sağlanmış. Dosyayla ilgili bir corruption durumu yok. Şurada dikkat ederseniz WB yazıyor. 15.11.007. Biz burada W versiyonu. Bir alt versiyon olan 29.10'a ait olan switch firmware'iydi bu. Ben 15.11.007 şurada mevcut. Bir üst versiyonu şunu kullanmak istiyorum. Hemen düzeltelim. Wrong file diyerek zaten bizi fazlasıyla uyarmış. Ama biz birazcık aceleci davranarak o uyarıyı pas geçtik. Hemen erken fark ederek doğru dosyayı kopyaladık. Primary'ye yaz dedik.
Yes dediğimize bakın kopyalama başladı. Hem TFTP server'da hem de cihazın kendi arayüzünde bunun kopyalandığını görebilirsiniz. Zaten ortalama 9.5-10 MB'lik bir dosya. Hepi topu 30 saniye 40 saniye gibi bir süreçte yer alıyor. IP tabanlı yaptığımız için bakır porttan yaptığı için bu kadar hızlı. COM portundan bu kadar hızlı olmayacaktır. COM portundan firmware'i kopyalamak ciddi zamanınızı alır. Ama cihazlarınızın firmware'i kalıcı bir şekilde uçtuğunda firmware olmadığı için erişemediğinizden COM portunda kullanmanız gereken X modem protokolü dediğimiz protokollerle erişim sağlamak gerekebilir. Cihazın firmware'ini geçti. Cihazın firmware'ini doğrulayabilmek için bir dosya doğrulamasına gidiyor. Onun için birkaç saniye bizden mühlet istiyor switch'imiz. Onunla ilgili bekliyoruz. Bu arada cihazımızın A1 ve A2, B1, B2 portları vardı. Bu cihazımızın arkasına ikişer adet, daha doğrusu iki adet farklı modül. Bunların üzerinde ikişer tane 10 gigabit port takılabiliyor. O A1 ve A2, B1 ve B2 portları bunları ifade ediyor. Cihazımız geldi. Tekrar show flash dedim. Bakın show flash dedim. Primary firmware 15.12.0.0.14'e yükselmiş. Gördüğünüz gibi secondary firmware de bu durumda. Bu ayarlar restart olmalı. Ayarları sadece doğruladığı için restart olduğunda değişikliğe uğramasın diye her ihtimale karşı bir write memory dedim. Dolayısıyla cihazımızla ilgili genel ayarların tamamlanmış olduğunu gözlemleyebiliriz. Son not, show versiyon dediğimizde bakın, versiyon olarak işletim sistemi hala eskide görünüyor ve boot ROM versiyonu düşük. Yeni nesil cihazlarımızda reload demediğimiz sürece ya cihazı yeniden başlatmadığımız sürece boot ROM upgrade'i ve kalıcı olarak flash'a primary imajı yazmayacak. Şu görünür hali, şuradaki show versiyon komutu çıktısı şu an işletilen, kullanılan hali. Dolayısıyla kalıcı hale getirmek için bir reload komutunu koşturuyorum. Zaten cihazın sesi de muhtemelen sizlere geliyor. Ben online olarak cihazıma bağlı çalışıyorum. Bakın profil seçeneği, ROM versiyonuna, ROM console, primary, secondary, hiçbir şeye dokunmazsanız primary'den otomatik açar. Bir tuşuna bastım. Otomatik olarak seçti. Açılış esnasında eğer bir aksilik olmazsa ROM versiyonunuzla upgrade edecek. Ayarları doğrulayacak. Hemen arkasından da bu ayarları doğruladıktan sonra kalıcı olarak NVRAM'e yazacak ve cihazımızı bize güncel versiyonuyla açacak. Show versiyon dediğimizde güncel versiyonun formatını göreceğiz ve uzantısını tam olarak göreceğiz. ROM versiyonunda upgrade edildiğini göreceğiz. İki kere enter tuşuna basın dedi. Bastık. Show versiyon dedim. Bakın 15.12.0.0.14'e yükseldi. Show flash dediğimizde de bakın 15.12.0.0.14. Dolayısıyla firmware upgrade'inde başarılı bir şekilde kalıcı hale getirmiş olduk. Umarım herkese faydalı olur. Bütün E serisi ürün ailesinde Provision ASIC işletim sisteminin firmware'ini upgrade etmek ve downgrade etmek birebir aynı metotlarla mevcut. Tek tavsiyem burada kritik olarak bakmanız gereken cihazlarla ilgili release notlar. Onlar da ilgili firmware'lerin içerisinden indirilip kontrol edilebilir. Herkese keyifli uygulamalar, iyi çalışmalar.